Osmanlı dönemi 18. ve 20. yüzyıldaki kıyafetler, hamam taşları, kildenlik, bohçalar, örtüler. Bu bölümde de Osmanlı dönemi yine 18 ve 20. yüzyıla ait bıçak, kaman, hançer, kılıç, topuz, kalkan, süvari kılıcı, yatağan, varokluk, pistol, tabanca, çakmaklı tüfek. Bu bölümde yüzük, mühür, köstek zinciri, göğüslük, saat kesesi, kemer, kemer tokası, fez, pazuvert, kutu, tütün tabakası, ağızlık. Bu da mescit. Bu bölümde fincan zarfı, şeker kaşığı, fincan zarfı tabağı, şeker tutacağı, kaşık, kahve değirmeni, dibek ve tokmağı, kahve kutusu, fincan, gümüş şekerlik, cam şekerlik, buhurdanlık, gülaptan, ibrik, semaver, tas, tombak, ibrik ve leğen. Erzurum'da yapılan kazılar sonucu dokumacılığın geçmiş M.Ö. 4000 yılına kadar uzanmaktadır. Şehrin tarihi bir yol üzerinde olmasından dolayı dokumacılık da gelişmiştir. Ancak bölge dokumacılığın başlı maddeleri yündür. Yerli koyun ve keçiler de elde edilen yünler, köylüler de genellikle kadınlar tarafından yıkanır, taranır, bükülür ve dokunur. El dokuması ham madde yönünden yünlü ve kıllı olarak ikiye ayrılır. Bu da yün ve dokuma makinesidir. Burası da Anadolu Medresesi. Hocaları hafızlara Kur'an öğretirken. Bu bölümde yüzük, mühür, kolye, mühür taşı, ruhu tahtası, astronomi aleti, mühür, hokka takımı, divit sapı, divit, mürekkep ölçme kabı, kalemtıraş, klişe, yazı takımı, makas, kıflegah bulunmaktadır. Bu bölümde hamayı, muska, daire kantar, el kantarı, miskal, dirhem, kutu terazi, terazi, tek kefeli terazi, şifa taşı, daire tılsım, hançer tılsım, el tılsım, tılsım, müttekar, tekar, keşkül, rufai şişleri ve def bulunmaktadır.